Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Hayır, hayır, yakında bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu sakinleşip dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolmaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirtilmiştir. Süra üfürüldüğü gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir. Orada kaynar su ve yanan vücut akıntısı, dışarıda bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yaptıklarınıza uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler, orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahmandır. İnsanlar onun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak, konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık.